Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda öğrencilerimize sızdırmaz elemanları hakkında bilgi vermek için çekiyoruz. Yağ depomuzun manuel pompasının takılıp sökülmesine ve oradaki sızdırmazlık elemanına göstermek amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Evet, burada vidamız var. İçinde arka kısmı vidalı olan pimimiz var. Metrik 5 olması lazım. Onu da takıp bu şekilde söküyoruz. Daha sonra bu manuel pompamızı elle çekerek çıkartacağız. Evet, daha önce çıkardığım için hazırlık amacıyla çıkardım. Şimdi burada özellikle göstermek istediğim o-ringler var. Daha önceki o-ringler zarar görmüştü. Yenileriyle değiştirdik. Videoyu çekmeye başlamadan önce ön hazırlık olarak zaten sökmüştüm. Nasıl söküldüğünü göstermek amacıyla tekrar sökmüş oldum. Manuel pompamızın takılırken takılış şekli bu şekilde. Burada iki tane o-ring var. Bu arada da yağımızı kanallara gönderen kanalımız var. Yani manuel pompamızdan yağ emilip buraya verildiği zaman yağın ya ne dışarı ne de içeri kaçmaması için buraya o-ring kullanılmış. O-ringler kullanılmazsa yağ ne yapmaz? Basınçlı olarak kızaklara yağlama yapmaz. Evet, o iki o-ring arasında yağımız bu kanaldan kızaklara yağ göndermiyor. O-ringlerden bir tanesi içeride, bir tanesi de dışarıda kalıyor. Bu o-ringler yağlarda sızdırmazlık sağlıyor. Sistemin çalışmasını sağlıyor. Evet. Az önceki yuvanın arkasındaki bahır boruyu yağlama sağlayan bahır boruyu bu şekilde. Orada birkaç tane sistem var. Görmüş olalım. Vida ile çıkardığımızın pimimizin görevi de bu şekilde pompamızın dışarı çıkmasını engelliyor. O renkler zamanla sertleşip görevini tam olarak yerine getirmeyebiliyor. Yağ kaçakları olabiliyor. Evet, bu biraz bayağı yıpranmış. Ama bu çok yıpranmamış. O da kullanım yerine göre değişiyor. Pompamızın üst kısmındaki delikte de açılan yuvada orada bilyeye oturacak şekilde açılmış. Gelen yağın geri dönmesini engellemek için yapılmış. Pompamızı ilk kez sökerken sökmek biraz zor oldu. Çünkü o-ring biraz daha kalındı. Ondan dolayı bayağı zor oldu. Mesela bunun o-ringimizin ölçüsü biraz daha düşük. İlk orijinal kullanılan o-ringden biraz daha düşük. Ondan sebep daha rahat girip çıkabiliyor. Takarken de monta yaparken de bilye kısmının üstü olmasına, tabi bu tezgah için dikkat ediyoruz. Evet. Pompamızı taktıktan sonra pompamızın çıkmaması için pimimizi, ardından da pimimizin tam yuvasına oturması ve sabitlemesini sağlamak için buradaki vidamızı ne yapıyoruz? Sıkıp yerine yerleştiriyoruz. Özellikle yağ kaçağı varsa yağ kaçağının önlenmesi için gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.